Saatin yerinde mi? Bir sıkıntın yok değil mi? Yerinde validem. Gayet iyi. Seferden erken dönünce biz biraz endişelendik. Başına bir iş geldi sandık. Benim değil. Lakin az daha hünkârımızın başına bir iş geliyordu. Ne demek bu? Baban nasıl? Elkas Mirza'nın adamlarından biri. Şahtaf Masp'ın casusuymuş meğer. Sefer esnasında hünkârımızın canına kastetti. Süleyman. Gayet iyi validem. Telaşlanmayın. Şükürler olsun. Mustafa abim sağ olsun. Vaziyeti öğrenmiş. Son anda yetişti ve hünkârımızı kurtardı. Mustafa mı? Onlarda ne işi var? Nereden öğrenmiş? Hünkârımızın kurtulduğuna sevineceğiniz yerde. Mustafa abimi mi sual ediyorsunuz Valide? Mirvan, sen dışarı çık. Artık sana çocuk gibi davranmayacağım Cihangir. Senden de meselenin ciddiyetini idrak etmeni bekliyorum. Mustafa abin tahta geçerse akıbetimiz malum. Hepimiz canımızdan oluruz. Hiçbirimize sağ komazlar. Ben meselenin oralara gideceğini sanmıyorum valide. Hatta Selim hakikati kabullenir, tahttan vazgeçerse kavga dövüş olmaz. Neden bahsediyorsun sen? Tahtın Mustafa abimin hakkı olduğundan bahsediyorum validem. Bayezid de kabullendi. Mustafa abimle anlaştılar. Mustafa abim tahta geçtiği an razı gelecek buna. Abimin yoluna taş koymayacak. Mustafa abim de ona söz hakkı verecek. Bu devlet fetretle idare edilmez. Ben burada sizin istikbaliniz için kendimi yerken siz orada kendinizin ve dahi benim sonumu mu hazırladınız? Validem sakin olun lütfen. Bayezid de ben de Mustafa abime hürmet ediyoruz. Ona inanıyoruz. Bunun bedeli ölüm değil. Zinhar olmayacak. Daha dün binlerce askerle sarayın kapısına dayandı. Alenen herkese meydan okudu. İstersem sizin canınızı alırım dedi. Ve ne yazık ki bunu yalnızca ben işittim. Birileri babayla oğlun arasına girip kaftanı zehirlemeseydi o olay hiç yaşanmayacaktı validem. Sevginiz gözünüze perde olmuş. Bayezid'in vaziyeti de aynı. Hakikati göremiyorsunuz. Senin o çok sevdiğin abin tahta çıktığı an gözünü kırpmadan seni boğduracak. Bunu istemese de yapacak. Örfümüz, anneannemiz, nizamımız böyle. Arkasındaki güçler kurbanları isteyecek. O da verecek. Mecbur. Aksi takdirde nizamı sağlayamaz. Eğer öyle düşünecek olursak, Bayezid tahta geçtiğinde ne olacak validem? Ya da Selim. Onlar da nizamı sağlamak için aynı şeyi yapmayacaklar mı? Eğer benim evlatlarımdan biri tahta çıkarsa yanında ben olacağım. Cihangir. Buna izin vermem. Yine de bu bir ihtimal validem. Tıpkı Mustafa abimin verdiği sözler gibi. Bir ihtimal.
Thank you.